Manisa Milletvekili ve AK Parti eski genel başkan yardımcısı Selçuk Özdağ Elazığ'a geldi. Yaz tatilini eşinin memleketi Elazığ'da geçiren milletvekili Özdağ, Elazığ'daki çalışmalara değindi ve Harput'un kesinlikle inanç turizmine kazandırılması gerektiğinin altını çizdi. Milletvekili Özdağ Elazığ'daki yapılaşmaya da değindi. AK Parti Manisa Milletvekili ve AK Parti eski genel başkan yardımcısı Selçuk Özdağ, yaz tatilinin bir bölümünü geçirmek için eşinin memleketi Elazığ'a geldi. Televizyonumuza açıklamalarda bulunan milletvekili Selçuk Özdağ, Elazığ'dan övgüyle bahsetti. Serhat şehri bizim Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da en önemli Serhat kentlerinden bir tanesi. Milliyetçiliğiyle, muhafazakarlığıyla, vatan sevgisiyle temayüz etmiş olan bir yer, bayrak sevgisiyle. Aynı zamanda Türklerin Anadolu'ya ilk girdiği yerlerden bir tanesi. Malazgirt'ten önce girdiler buralara. Ardından Malazgirt'ten sonra da tekrar yeniden buralara geldiler. Balak Gazi ile, Fethi Ahmet Baba ile buraları fethettiler. Elazığ çok güzel bir kent. Bir yandan Hazar Sivrice ile, Hazar Gölü ile, bir diğer yandan Fırat ile. Dünyanın en önemli nehirlerinden bir tanesi buradan geçiyor. Hatta bazı hadislerde 5 önemli nehirden bahsedilir. Nil'den, Fırat'tan, Dicle'den, Seyhun ve Ceyhun'dan bahsedilir. İki tane Anadolu topraklarından başka ülkelere akıyorlar. Uluslararası aynı zamanda su hükmündeler biliyorsunuz. Irmak hükmündeler. Çünkü bizim topraklarımızda doğuyorlar ama başka topraklara da batıyorlar. Denize dökülüyorlar. Burası aynı zamanda çok önemli barajlara sahip. Bir işte Keban Barajı elektrik üretiyor bize. Aynı zamanda iklimimizi değiştiriyor. İklimimizin normalleşmesine, nemleşmesine, toprağımızın bereketli olmasına sebebiyet teşkil ediyor. Bir diğer yanında Karakaya Barajı ama bu iki barajın da etrafını mutlaka ağaçlandırılması lazım. Elazığlıların kültürüne sahip çıkması gerektiğini ifade eden AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Harput'a dikkat çekti. Harput tamamen evliyalar diyarı. Harput aynı zamanda Elazığ'ın eski merkezi. Fethi Ahmet Baba'nın mezarı orada. Balak Gazi orada bir heykeli var kendisinin. Ve Fethi Ahmet Baba'nın arkadaşlarının şehit olduğu yer orası. Orada bir İmam Efendi orada, Kazım Efendi orada, Albay Hulusi Efendi orada. Orada yüzlerce, binlerce, on binlerce şehit var, evliya var. O nedenle bu toprağa sahip çıkarak inanç turizmi noktasında Türkiye'nin en önemli merkezi yapabiliriz burayı. Burası aynı zamanda organize sanayisi var ama daha çok yönlü organize sanayi olması gerekiyor. Tarım konusunda alternatif meyvacılıkta burası söz sahibi olabilir, hayvancılıkta söz sahibi olabilir. Çünkü Fırat buradan geçiyorsa, Karakaya buradaysa eğer, burada Keban buradaysa, Sivrice, Hazar Gölü buradaysa, aynı zamanda iklimi değişiyorsa ve burası uluslararası yol kavşağıysa, yani Güneydoğu Anadolu'ya inen yol buradan gidiyorsa, Doğu Anadolu'ya giden yol buradan gidiyorsa, burası bir merkezse, o merkeze uygun hareket etmemiz gerekiyor. Burası aynı zamanda eğitimli bir kent. Burada herkes okullu olur, herkes üniversiteli olur. Belki Türkiye standartlarının çok üstünde olan bir kent. Burası güzel giyinenlerin ve aynı zamanda kültürüne sahip çıkanların yeri. Burası bir yandan mahalli musikisine sahip çıkmalı, Enver Demirbağ'ına sahip çıkmalı. Bir diğer yandan dünden bugüne uzanmış olan bütün musiki değerlerine sahip çıkmalı. Çünkü halk musikisi dediğimiz zaman 4 tane yer geliyor akla dünyada. Bir tanesi Kerkük Türk dünyasında. Bir tanesi Azerbaycan Bakü, bir tanesi Elazığ ve Türkiye'de Urfa. Bu 4 yer nevi şahsına münasır olan yer. Anadolu'daki bütün türküler buralardan neşet etmiştir, Elazığ'dan neşet etmiştir. Elazığ'a sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu belirten milletvekili Özdağ, Harput'a teleferik yapılması gerektiğini ve özellikle inanç turizmi noktasında Harput'un çok önemli bir merkez olabileceğini söyledi. Bu diyara sahip çıkmak hepimizin görevi. Gelişiyor, büyüyor. Gelişirken ve büyürken de lütfen şehircilere çok dikkat edelim. Yeşili koruyalım, şehrimizi koruyalım, güneş alan, rüzgar alan. Aynı zamanda ufka bakan evlerde yaşasın Elazığlılar. Çünkü eğer ufka bakmazsanız, gökyüzüne bakmazsanız, göremezseniz, güneşi alamazsanız, rüzgar alamazsanız burada hastalanırsınız, psikolojik olarak hastalanırsınız. Elazığ insanı bunlara dikkat etsin, belediyeler dikkat etsin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü dikkat etsin, hükümet dikkat etsin. Bizler dikkat edelim milletvekilleri olarak. Elazığ merkezde yeşil alan çok az. Bu yeşil alanı çoğaltmak gerekiyor. Harput daha güzel yapılabilir. Buralara çok büyük önem verilebilir. Bir yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı, bir diğer yandan Belediye Başkanlığı, bir diğer yandan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya Çevre ve Şehircilik Kültür Bakanlığı olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak beraberce çalışılarak buraya master planlar yapılması gerekir. İnanç turizmi noktasında burası bir yandan Arapça olarak, bir diğer yandan Farsça olarak, bir diğer yandan Türkçe olarak, bir diğer yandan İngilizce dünya dillerinden bir tanesi biliyorsunuz. Burayı Türk dünyasına, Araplara, Acem dünyasına takdim etmemiz gerekiyor. Ulaşım bir teleferiğin yapılması lazım burada, onu gözlemliyorum. Eğer bir teleferik olursa bütün halk
Harput'a doğru akar. Orada Harput'ta bir yandan işte kendi kültürüne ait yemeklerini yerler. Burada bir yandan güveçini yerler, Elazığ kebabını yerler. Ve böylece gelenleri çok rahat bir şekilde Harput'a taşımak kolay olur. Ulaşımla taşımak, karayoluyla taşımak oldukça zor. Ama bir teleferik buraya cazibe merkezi oluşturur. Teleferikle çıkarken de Sivrice'yi seyredersiniz. Teleferikle çıktıktan sonra da o bölgede gerekirse teleferiği biraz daha değiştirip Fırat'ı seyrederler. Her şeyden önemlisi inanç turizmi noktasında Harput çok önemli. Burada ben eksiklikler gözlemliyorum. Yeterli değil. Bizim Anadolu insanı daha çok çalışmak zorunda. Ya o bir rüya, burası rüya değil ki, burası gerçek. Harput gerçek. Burada Balak Gazi gerçek, Fethi Ahmet Baba gerçek, Albay Hulusi Efendi gerçek, İmam Rıza, İmam Efendi gerçek, İmam Kazım Efendi gerçek. Binlerce şehit burada gerçek, kahramanlar şehit burada. Burayı hem bir yandan kahramanlar şehri olarak takdim edebiliriz, hem de aynı zamanda erenler, alperenler, gazi dervişler, mücahitler, kent olarak takdim edebiliriz. Elazığ'da yeşil alanın çoğalması gerektiğinin altını çizen milletvekili Selçuk Özdağ, Elazığ'da yüksek binalar gördüm. Keşke yüksek binalar olmasaydı, dedi. Elazığ, üniversitesiyle, belediyesiyle, hükümetiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve vatandaşıyla el ele vermesi gerekiyor. Ben yeşil alanın azaldığını gözlemledim burada. Daha çok bazı yeşil alanların da bina olduğunu gözlemledim. Bu doğru bir şey değil. Geldiğimizde yeşil alan olarak yapılmak olan bir yerin, işte Elazığ'ın merkezinde, hemen vilayetin karşısında olan yeri gözlemledim. Burası parktı dedim. Ne oldu otobüs duraklarının arkasında? İşte burası bina oldu. Binalar, belediyelerin sıkıntıları olabilir ama binalar, gelecekte Anadolu'yu veya şehirlerimizi çıkmaz sokak haline getirir. Biz şehirlerimizi kaybediyoruz. Şehirlerimizi kaybetmeyelim. Şehirlerimizi kaybedersek insanlar bir süre sonra şehirlerden kaçmaya başlayacaklar. Zaten bir şekilde yüksek binalar gördüm. Keşke Elazığ'da yüksek binalar olmasaydı. 4 katlı, 5 katlı binalar olup Elazığ yayılsaydı, Sivrice'ye doğru gitseydi, çevre yoluna gitseydi, Han kendine doğru gelseydi, Harput kıyılarına doğru devam etseydi veya Keban'a doğru, buradan Malatya'ya doğru yayılmış olsaydı da şehri de biraz daha rahatlatmış olsaydık. Ulaşım sıkıntısını gözlemledim. Ulaşımla ilgili problem var. İnşallah onları da giderler diye düşünüyorum. Gelecek kuşakların bizi hayırla yad etmesi için yatay mimariye çok önem vermemiz gerekiyor. Selçuklu'nun yaptığını, Osmanlı'nın yaptığını, bugün veya Paris'in yaptığını, bir diğer yandan Fransa'da bazı kentlerde en yüksek ağaç ne kadar? 50 metre. 50 metreyi geçemezsiniz orada. En yüksek ağaç ne kadar? 30 metre. 30 metreyi geçemezsiniz orada. Ağaca bağlı olarak sizi sınırlıyorlar.